XRP üzerine konuşacağız. XRP coin'in gidişatı ve mevcut fiyatlarından bahsedeceğiz. Aşağı doğru da bakınız, bu şekilde bir haber mevcut. Kenarda da bir yandan XRP'yi açalım ki şöyle kalsın. Ondan sonra ne oldu ne bitti olmasın bakalım. Teknik analiz, XRP direncinin bulutların üzerine çıkması Bitcoin'i olumlu etkiliyor. Ya öyle değil tabii ki. XRP coin'in direncini aşması ya da XRP coin'in yükselişi Bitcoin'i olumlu etkilemiyor. Bitcoin'in yükselişi neticede XRP coin'i olumlu etkileyecek bir unsurdur ya da genel olarak bunu makro verilere vurabiliriz. Ama şöyle bir algı oluşmasın sakın kafalarda, böyle boş haber sitelerinin pompaladığı üzere, işte yok Ripple davayı kazandıktan sonra BTC kısa bir süre yükseldi ya, ki ondan sonra da zaten altcoin'lerde yeniden hareketlenmeler oldu. Dominans kırıldı, Bitcoin düştü ama altcoin'ler uçtu falan filan tarzında. Burada XRP'nin yükselişinin BTC'yi yukarı pamplaması gibi bir durum asla söz konusu değil. Bu mantıklı da değil, alakalı da değil. Bu arada şu anda Bitcoin'in hacmi korkunç derecede yüksek. Niye böyle oldu ben de bilmiyorum ama inanılmaz bir Bitcoin hacmi seyrediyoruz. İnanılmaz yüksek bir XRP coin hacmi seyrediyoruz. Öyle böyle değil yani, enteresan. Cidden garip. Hani şuradaki hacmi daha önce Bitcoin'de kaç kere gördünüz yakın zamanda? Açıkçası ben, baksanıza Bitcoin'in ya %600 hacim 7 katına çıkıyor. Bakın hemen gelelim şurada XRP'ye. XRP'nin hacmi yine %600'e yakın, 7 katına çıkıyor. Enteresan bir durumdur. Bu da çok volatil hareketler olabileceğini gösterir. Dikkatli olmakta fayda var. Bakınız, güçlü kırılımlar yapabilir. Şu anda 30.400'leri deneyen bir BTC seyrediyoruz. Bakın, 4 saatlik de MA50'nin üzerine atmaya çalışıyor, tamam mı? Burada yeni kapanış, yani 15.00'daki kapanışı 30.362 civarlarının üzerinde, hatta ne kadar üzerinde yapabilirse buna bağlı olarak yeniden yukarı ve güçlü denemeler Bitcoin yapabilir. Dikkat. Peki. Ödeme odaklı XRP sürdürülebilir bir rally için kapıları açan önemli fiyat direncini aşarak piyasa lideri Bitcoin için olumlu bir öncü oluyor. Yani diyorum ya, hani Bitcoin için öncü olmuyor. Bu şekilde konuşursak biraz alakasız ve saçma olur. Kripto piyasası zaten yükseliyor. Kripto piyasası şu an iyi yerlere doğru gidişat sağlıyor. Bitcoin'in yeri ve vizyonu farklıdır. Ether'inki farklıdır. XRP'ninki farklıdır. Hepsi yönünü ve yerini buluyor. XRP geçtiğimiz hafta neredeyse %60'lık bir artışla Ağustos 2021'den bu yana en iyi performansını gerçekleştirdi. Bu rally haftalık grafikte diyor, Ichimoku bulutu adı verilen teknik analiz göstergesinin üzerine çıkarak boğa eğilimini doğruladı. Şunu söyleyeyim, zaten 70 sentlerde en son kaldı ya, hatta üzerine de konuştuk. Bugünden beri desteklediğim bir fikir günlerdir. Yine tabii saçmaladı TradingView burada, neden onu da bilmiyorum. 90 sentlere doğru yolculuk yapacağına ilişkin sürekli olarak konuştuk ve halihazırda da bu süreci seyrediyoruz, tamam mı? 90 sentlere kadar yukarı grafik gerçekleştirmeden, yukarı hareketini yapmadan ben bunun şey yapacağını pek zannetmem, duracağını pek zannetmem. 90 sentlerden sonra gerekli kırılımı yapabilir mi? Hani birbirler için gereken yükselişi teyit edebilme hususunda 90 sentleri aşabilir mi? Bu da o zamanın konusu olacaktır ve vakte göre değerlendirmek gerekecektir. Ama şu an için hareketler pozitif. Peki, neymiş bu? Bitcoin henüz aynı başarıya ulaşamadı. Fearlead'in kurucusu Katie Stockton, XRP'nin Ichimoku bulutunun üzerine çıkması Bitcoin için iyi bir şey olarak görüyoruz, diyor. Ichimoku bulutu 1960'ların sonlarında Japon gazeteci Hosoda tarafından oluşturulan bir teknik analiz göstergesidir. Ve hem traderlar hem analistler tarafından geniş çapta kullanılır. Aynen. Bu gösterge destek ve direnç seviyelerini belirlemek ve
trend değişikliklerini ölçmek için 5 satırdan oluşur. Senkos span A diyor. B işte vesaire vesaire bunları geçiyorum. Öncü span A ile öncü span B arasındaki fark bulutu temsil eder. Bulutun üzerinde veya altında meydana gelen kesişmeler boğa eğilimi anlamına gelir. Şu anda ise XRP Ichimoku bulutun üzerinde sağlam bir konum elde etmişken Bitcoin bulut direncinin altında dar bir aralıkta kalmış durumda. Token'ın bu hareketi bir yıl süren konsolidasyon ve basing modelinin ardından geliyor ve ileride daha fazla kazanç olduğunu gösteriyor diyor. BTC tarafı güçlüdür. BTC dediğim gibi şu an bakın saat 3'e tekrar dikkat edin diyorum. Eğer üzeri tutunum gerçekleştirebilirse edecek gibi de duruyor. Yukarı denemeler 31-31.500 civarlarına kısa süre içerisinde denemeler yapabilir. XRP'de zaten pozisyon belli. Hele ki BTC denerse XRP tarafında 90 centleri biraz erken de görebiliriz. Tamam mı? Stockton ekliyor. Token'ın konumu oldukça önemli çünkü bir yıl süren basing sürecinin bir üst seviyeye taşındığı anlamına geliyor. Orta vadeli momentum pozitif ve şaşırtıcı bir şekilde ters yönde bir exhaustion belirtisi yok. Bu da yukarı yönlü hareketi destekliyor ve bir sonraki direnç 92 cent civarında görünüyor diyor. Düz 90 cent desek ona daha doğru olur. Bitcoin içinde benzer bir boğa görünümü Ichimoku bulutunun yüksek tarafında bir sonraki direnç seviyesi olan 31.900 dolar civarında bekliyor. Yazının yazılması sırasında XRP 73 centten Bitcoin ise 30.149 dolardan işlem görüyor diyor. Tabii ki şu anda bunların fiyatları daha farklı ve mevcut belirttiğimiz seviyelerde abi Allah'ını seviyorsan ya. Baby Doge 2.0 diye bir şey çıkmış şimdi de. Şurada gördüm yani bir anda sinirlerim bozuldu. Çok gıcık oldum. 2.0 muhabbetlerini falan tabii şey yapın abi bırakın tamam mı? Bu arada şunu da fark ettiyseniz USDT'nin de Tether'in de çok yüksek bir hacmi var. Aynı şekilde diğer stable coin'lerde de hiç fena bir hacim yok diyebiliriz. Mesela Ada'ya baksanıza bu ne ya? Şeye bakın. Ada'ya bakın. Ada'nın volume market cap değeri. Bu ne ya? %3560 hacim mi olur? Hacmi 37 katına çıkmış gün içerisinde ya. Korkunç. Şu anda trading inanılmaz derecede yüksek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.